Nohut yiyorsun derler. Ne var ne yok derler. Araya gitti, ziyan oldu. Geçen sene buldur derler. Merhaba değerli NAR TV izleyicileri. Bugün halkımıza Kahramanmaraş ağzında bildikleri kelimeleri soracağız. Bakalım bizleri nasıl cevaplar bekliyor. Buyurun izleyelim. Şimdi bir gün bir tanesi sormuş merdivenden aşağı füsüklü yollanmış gitmiş ya demiş bu ne oluyor demiş ben de bilmiyorum demiş. Gidecek miyiz değil de hani gidik mi filan derler. Hep böyle bir... Gidi yok mu derler. Gidi yok mu derler. Gidi akale derler. Çağrı kanalı on diye de çağırırlar. Edet mi diyorsun? Evet. Başka? Başka da gelmiyor. Nasıl yani ben onu anlamadım. Kelime derken? Ya mesela... Dedi kelimesi Kahramanmaraş'ta çok kullanılır veya ne bileyim merdivene süllüm denir gibi. Ede diyorlar burada canım yani Kahramanmaraş'ın dilinde o var yani. Ede diyorlar. Başka yani sevmediğine de şey kardeş derler yani. Biz hep deriz yani ede deriz yani. Konuşma şekli değişir ama Maraş'ın merkezde yetişen, merkeze gelen şivesi gelik, gidik, needing. Böyle yani bu kadar. Bizim köyde mesela geliyorum, gidiyorum. Nasılsın? Maraş'ın yerlisi olarak yani. Yerli derken şöyle. Mesela ben köylüyüm, Maraş'a yerleşmişim. Benim çocuğum Maraş'ta yetişmiş. Maraş'ın şivesiyle yetişiyor. Ama köyde yetişen bir çocuk Maraş'ın şivesiyle yetişmiyor yani. Ede. Başka? Başka. İçinde olduğumuzdan farkında değiliz yani. Araya gitti ne demek? Araya gitti, ziyan oldu yani bozuldu. Ya bu da bir Maraş ağzı. Evet. Mesela nereye gidiyorsun? Geçen sene buldur derler. Neye? Geçen yıla buldur derler. Buldur, ben ilk defa duydum. Ben Maraşlıyım ama bilmiyordum. Buldur. Başka? La, o aklıma geldi, başka gelmedi aklıma. Mesela ayakkabıya ne derler? Ayakkabı. Yemeni. Yemenim, o yemeni farklı ya. Potin diye biliyorum ben. Ne bilmiyorum ben onu. Ede ne yapayım, nasılsın, neredesin? Yani bu tarz şeyler işte. Çoktandır piyasada yoksun, görünmeyeyim falan filan. Süllüm yani, bir de süllümü getireyim merdiveni de ondan sonra çıkak yukarı. Süllüm merdiven demek mi? Evet, merdiven demek süllüm. Ben de ilk defa öğrendim yani. Kahramanmaraşlıyım. Maraş'ın bir de tarhanası meşhur. Şimdi mesela şehir merkezinde genelde Ede ne otiyin la? Ama köydeki yetişen bir insan Ede nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsun böyle konuşur. Yani merkezde yetişenle köylerde yetişenin farklı. Ede'dir. Başka neydi? Ne yapıyorsun derken? Ne yapayım Ede derler. Ede ne yapayım derler. Ede. Bu tarz şeyler kullanılıyor ben bilerekten. Sence? Kardeş. Peki Ede kelimesinin anlamı ne? Yani kardeş kelimesinin karşılığı Maraşlılar öyle diyor. Ben daha yeni geldim. Daha geldiğim için bana biraz garip geldi. Çünkü nereden geldiniz bu arada? Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'da 3 senedir çalışıyordum. Buraya arkadaşlar istedi, buraya geldim arkadaşların yanında. Güzel bir yerdi. İnsanlar biraz farklı geldi bende. Çünkü konuşumlar biraz farklıydı. İstanbul milleti biraz farklı konuşuyordu. Onlar biraz garip geldi bende. Ondan başka bir eski şehirdi, bir güzel bir şehirdi. Sevdim yani. Mesela size garip gelen kelimeler neler oldu ilk geldiğiniz zamanlar? Konuşmalar yani. Bayağı konuşmalar, sorunları biraz garip geldi, farklı geldi bende. Mesela en garip gelen kelime neydi sizin için? En garip gelen kelimeler birisi şu ki... Çok kelimeler var. Şimdilik unuttum da tam. Mesela buraya geldiğinizde illaki duymuşsunuzdur Ede kelimesini. Evet, Ede onu diyecektim. Çünkü onu şimdilik unuttum. Ede diye çağırıyordular. Birisinden sordum dedim onu niye Ede diyorsunuz diye. Çünkü farklı cevaplar verdiler. Büyüklerde de aynı, ufaklarda da aynı Ede diye çağırıyordular. Çünkü İstanbul'da yeni geldim. Anne diye bizde biraz ufak olan bebekler anne diye çağırıyor. Sizinkilerde, Türk milletlerde biraz büyükler de yani onlar da anne diyordu. Onlar biraz garip geldi bana. Dedim ki bunlar niye büyükler de aynı şekilde anne diyor, ufaklar da anne diyor. Baba aynı şekilde bizim ufak bebekler baba diyor. Büyükleri sonra farklı diyor. Onlar bazı kelimeler garip geldi ama güzel bir seyahat yer. Yani sizde küçükken anneye anne deniyor, büyüdükten sonra farklı bir şey mi deniyor? Aynen. Ne deniyor mesela? Bebek olurken anne diyor, büyük olduktan sonra mother diyor.
Aynen. Babaya da ufaklar bir bakları baba diyor doğru. Ama büyük olduğu zaman father diyor. Ya aslında İngilizceye geçiş oluyor büyüdükten aynen, sonra. Aynen biraz İngilizceye yakın da bizim diller. Çünkü bizim de Afganistan'da 3-4 dil var. Farsça var, Uzbek var, Paştu var. 3 de milli dilimizdi. Onlar içinde biraz farklıydı. Ondan dolayı biz kendimiz Uzbekiz. Türkçe biraz yakındı konuşmalarımız. O yüzden çabuk öğrendik. 2-3 ay içinde alıştık yani. Peki Ede kelimesini ne diye öğrendiniz? Hani sordum dediniz ya birkaç kişi. Aynen biraz merak ettim ben de. Dedim ki birisinden arkadaşlarımdan fabrikayla çalışırken sordum. Dedim ki siz niye Ede diyorsunuz? Niye abi demiyorsunuz? Niye kardeşim demiyorsunuz? Onlar da öyle farklı konuşurlar dedi. Yani tam bazıları bilmiyordu. Dedi ki Ede biz yani birisini sevsek biraz yani muhabbetimiz aramızda fazla olsa onu Ede diye sevdiğimiz için Ede diye çağırıyoruz. Ben de bir şey demedim yani dedim ki tamam. Ondan sonra öyle devam ettiler yani.